Herkese merhaba. Turkcell T40, Turkcell'in geçtiğimiz Şubat ayında Mobil Dünya Kongresi'nde düzenlediği bir toplantıyla duyurduğu ilk yerli akıllı telefon projesi, yani Gebze projesinin hayata geçen meyvesi. Turkcell T40, Ağustos ayında düzenlenen, İstanbul'da düzenlenen bir lansmanda duyurulmuştu ve Turkcell'in söz verdiği gibi Ekim ayı başında bu telefon piyasaya çıktı. 499 liralık bir satış fiyatına sahip Turkcell T40 ve Turkcell T40 giriş seviyesi Android telefonlarının bulunduğu Turkcell T serisinin son üyesi olarak karşımıza çıkıyor. Turkcell T40, Turkcell mühendisleri tarafından tasarlandı. İçerisindeki donanım bileşenleri, telefonun hatları hepsi Turkcell mühendislerinin çalışması doğrultusunda hayata geçirildi. Telefonun üreticisi ZTE'ye baktığınızda telefonun ZTE'nin Android telefonlarını andırdığını görebiliyorsunuz. Ancak bu telefonun bir karşılığı yok ZTE tarafında. Yani bu telefon herhangi bir modelin alınıp da üzerine operatör arayüzünün veya markasının giydirildiği bir telefon değil. Tamamen Türkiye'de tasarlanmış, geliştirilmiş bir akıllı telefon. Turkcell T40'ın tasarımına bakalım. Çok göz alıcı bir tasarıma sahip olduğunu söyleyemeyiz. Turkcell T40 biraz sıradan bir görüntüsü var. Ancak sıradan bir görüntüye sahip olsa da çok da bayağı sıradan, bayağı durmayan, çok da kötü durmayan bir telefon görünümünde. Tabii ki o üst sınıf Android telefonlarının çekiciliği yok. Ancak kendi sınıfında değerlendirdiğimizde Turkcell T40'ın da belli bir çekiciliğinin olduğunu söyleyebiliriz. Telefonun beyaz renkli versiyonu biraz daha genç işi duruyor. Biraz daha parlak bir kasaya, plastik kasaya sahip. Elimizdeki koyu gri versiyon, siyah renkli versiyon ise biraz daha mütevazi, biraz daha resmi havaya sahip olarak karşımıza çıkıyor. Mat bir yüzeye sahip. Bu mat plastik yüzey pürüzsüz bir yüzeye sahip. Elinizde telefonu kullanırken kayıyor gibi hissediyorsunuz. Ancak tabii ki bu telefonun tutuşunda, elinizden kayıp gitmesinde öyle bir etkide bulunmuyor. Bunu belirtmek gerek. Arkada gördüğünüz gibi Turkcell T40 logosu kamera ekseninde yatayda yerleştirilmiş. Böylelikle Turkcell T40'ı elinizde tutup fotoğraf veya video çekerken karşıdan bakan bir kişi Turkcell T40 yazısını rahatlıkla okuyabiliyor. Bu şekilde bir reklamı da yapılmış oluyor. Telefon 4 inç ekrana sahip ve elde rahatlıkla tutulabiliyor. Fazla geniş bir yüzey alanına sahip olmadığı için tuşlar, gördüğünüz gibi üstte bir güç butonu tuşu var ve solda da sağda da ses kademe tuşlarını görüyoruz. Bunlar en ideal tuş yerleşimleri değil. Samsung'un telefonları mesela çok daha rahat elinizle telefonu hareket ettirmeden kullanabileceğiniz bir tuş yerleşimi görüyoruz. Ancak bu tuşların yerleşimi de özellikle sol elde kullanırken gayet rahat, gördüğünüz gibi parmaklarımla her iki tuşa da rahatlıkla erişebiliyorum. Sol tarafta da aslında fena bir durum yok. Yani bu telefonu tek elle rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Telefonun kavisli kenarları da tutuşa bir hayli yardımcı oluyor. Ekranın altında kapasitif dokunmatik navigasyon tuşları, hemen altta mikrofonu görürüz üstte. 0.3 megapiksellik bir ön kamera var. Yine bir LED durum göstergesi var, ISO hoparlörü var. Arkada 5 megapiksel kamera, LED flash ve gürültü bastırma özelliğinin kullanılmasını, aynı zamanda video çekerken de sesin daha kaliteli kaydedilmesini sağlayan bir mikrofon var ve hoparlör dikkat çekiyor. Turkcell T40'ın kapağını çıkarmak için altta görünen çentiye tırnağınızı sokmanız gerekiyor. Biraz zor çıkıyor kapak, yani biraz kuvvet uygulamanız gerekiyor, arka kapağı çekmeniz gerekiyor. Arka kapağı kaldırdığınızda da karşımıza 1600 mAh'lik batarya çıkıyor. Mini SIM kart yuvası ve microSD kart yuvası da gördüğünüz gibi yerleşmiş. Telefonun pilini çıkarmadan microSD kart yuvasını çıkarıp takabiliyorsunuz. Ancak aynı şeyi SIM kart için söyleyemiyoruz. Bunu da belirtelim. Telefonun sol tarafında da gördüğünüz gibi microSD portu var. Buradan hem bilgisayar bağlantısı gerçekleştiriliyor hem de şarj işlemi sağlanıyor. Evet, gördüğünüz gibi Turkcell T40'ın ekranı. Ekran IPS özelliğe sahip, 480x800 piksel çözünürlüklü 4 inç boyuta sahip. Piksel yoğunluğu yeterli. Baktığımızda Turkcell T40'ın yazı ve grafikleri yeterli keskinlikte gösterdiğini söyleyebiliriz. Bu açıdan ekran oldukça iyi. Parlaklık çok yüksek değil. Şu anda videoda parlama yapmaması için parlaklığı biraz kıstım. Maksimum parlaklıkta iç mekanlarda veya kapalı havalarda kullanırken ekran yeterli oluyor. Ancak güneşli havalarda parlak güneş ışığı altında ekranı görmek maksimum parlaklıkta bile biraz zor olabiliyor. Bunu belirtmek gerek. Görüş açıları IPS ekran olduğu için bir aylığı iyi. Ekran 256 bin renk desteğine sahip. Biraz solgun gözüküyor ancak Turkcell arayüzünü yeteri kadar güzel gösterdiğini, bizi etkilediğini söyleyebiliriz.
Android 4.1.2 Jelly Bean çalışıyor Turkcell T40'ta ve gördüğünüz gibi Turkcell kullanıcı arayüzü de bu telefonda Android'in üstünde karşımıza çıkıyor. Turkcell'in kullanıcı arayüzü doğrusunu söylemek gerekirse gayet başarılı. Sony'nin, Samsung'un, HTC'nin telefonlarında gördüğümüz arayüz kadar profesyonel bir tasarım olduğunu söyleyebiliriz karşımıza. Gördüğünüz gibi bir kartlı bir yapı var. Turkcell T40'ın lansmanı sırasında da bu kart yapıdan bir hayli bahsedilmişti. Burada telefonda en çok kullandığınız uygulamalar, işlevler ana ekrandan ulaşılabilir kılınmış. Arama motoru, ondan sonra e-posta, takvim, Facebook, Turkcell Akıllı Tab adı verilen bulut uygulaması ki Turkcell T40 sahipleri bu akıllı depodan yararlanabiliyor Turkcell şifrelerini girerek. Fotoğraflar, mesajlar, favori uygulamalar ve favori kişiler gördüğünüz gibi Turkcell T40'ın giriş ekranında bizi bekliyor. Bunun yanı sıra çeşitli araçlar, bileşenler de görüyoruz. Bunları da kullanabilirsiniz Turkcell T40'ta. Turkcell bazı sık kullanılan kısa yolları gördüğünüz şekilde ana ekrana yerleştirmiş. Twitter, Facebook, Google Play Store kısa yolu, Turkcell Cüzdan bunlardan bazıları. Aynı zamanda uygulama menüsüne baktığımızda da çeşitli Turkcell uygulamalarını burada da görüyoruz. Yine internet tarayıcısı var. Chrome'u da kullanabilirsiniz. Kings of Office adı verilen bir ofis uygulaması var. Bunun dışında yine Google Play Store'dan binlerce yerli, yabancı, ücretli, ücretsiz uygulamayı indirip kullanabilirsiniz. Telefonda NFC desteği de var. Bu sayede Turkcell Cüzdan uygulamasından da yararlanabiliyorsunuz. Yine Turkcell TV'de Turkcell T40'ı satın alanlara belli avantajlarla sunuluyor. Turkcell T40'ta Qualcomm Snapdragon S4 8225 işlemci var, 1.2 GHz çift çekirdekli ve Adreno 203 grafik işlemcisi var. Telefonun performansı genel olarak ortalama seviyede, çok mükemmel değil ancak çok da kötü değil. Arayüz geçişlerinde hafif takılmalar hissedebiliyorsunuz ancak bu o kadar da rahatsız edici değil. İnternet tarayıcısı da sayfaları fena olmayacak bir hızda yüklüyor. Gezinme de fena sayılmaz. Masaüstü internet sitelerinde mesela Chrome'la rahatlıkla görüntüleyebilirsiniz. Bunu da belirtmeden geçmeliyim. Yani Turkcell T40 hareket halindeyken de fena olmayan bir internet deneyimi sunuyor. Gördüğünüz gibi sayfalar çok da fazla takılma olmayacak şekilde gezinebiliyor. İnternet tarayıcısının da sayfaları açması fena sayılmaz. Yani karşımıza giriş seviyesi akıllı telefon için memnun edici seviyede performans sunan bir akıllı telefon var. Turkcell T40'ta çeşitli özelleştirmeler var. Örneğin ana ekranda bir acil arama, acil durum çağrısı ekleme özelliği var. En çok aradığınız bir yakınınızı veya direkt 112'yi ekleyebilir ve tuş kilidini açmadan bile buradan arama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi özelleştirilmiş bir giriş ekranı, kilit ekranı da var. Kilit ekranında da yine gösterelim, başa dönelim. Kilit ekranında da gördüğünüz gibi telefon ve kameraya hızlı şekilde erişmeyi sağlayan anahtarlar da dikkat çekiyor. Bunun dışında yine geri çaldırma özelliği var. Diyelim ki o geri çaldırma özelliği aktifleştirildi. Birisi sizi aradığında direkt onu geri arama özelliğini aktifleştiriyorsunuz ve karşı tarafın çağrısı sonlandırılıyor ve daha sonra siz karşı tarafı otomatik olarak arıyorsunuz. Bu şekilde bir özellik lansman sırasında bahsedilmişti. Turkcell T40'ta bulunuyor. Bunun dışında çeşitli zil sesleri var. Türkiye'ye özel, İstanbul özel çeşitli zil sesleri var. Onları da gösterelim. Çay. Bu bildirim sesleri genellikle mesaj geldiğinde, e-posta geldiğinde kullanabileceğiniz sesler. Bunlar eğlenceli sesler. Bunları kullanarak biraz daha eğlenceli ortam yaratabilirsiniz. Onun dışında Turkcell T40 multimedya açısından da fena sayılmaz. Yüksek çözünürlüklü MKV videoları belki oynatmıyor ancak AVI, yani DivX, MP4 formatlı videoları Turkcell T40 oldukça düzgün şekilde oynatabiliyor. Video uygulaması fena değil ancak en güzeli Turkcell T40'a Google Play Store üzerinden bir tane üçüncü taraf Android uygulaması indirmek. Gördüğünüz gibi bir video arayüz var. Video uygulamasında ekran parlaklığını da arttırabiliyorsunuz. Bu imkan da size sunuluyor. Ancak dediğim gibi üçüncü taraf bir video uygulaması diğer formatları veya altyazıları destekleme konusunda daha iyi olacaktır.
Son olarak hoparlörden bahsedelim. Turkcell T40'ın arkasında yer alan hoparlör bir hayli yüksek ses veriyor. Telefonun kendi sınıfındaki diğer modellere göre oldukça iyi, hatta çok çok daha iyi bir ses çıkışı sunduğunu söyleyebiliriz. Aslında bu alanda HTC One'la bile yarışabilecek bir seviyede Turkcell T40'ın ses çıkışı. Bas ve tiz açısından dengeli, kulağı fazlasıyla dolduran, belki ses çıkış şiddeti çok yüksek değil ancak şu kalite bile fazlasıyla yeterli bizim için. Bu ses çıkış kalitesi Turkcell T40'ın hoparlörünü sevmemiz için, beğenmemiz için fazlasıyla yeterli oldu. Bu şekilde Turkcell T40 ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Telefonla ilgili daha fazla ayrıntıyı, çekilen fotoğrafları, benchmark test sonucunu, Turkcell T40 ile ilgili her şeyi teknoblog.com'daki inceleme sınavına bulabilirsiniz. Eğer bu videoyu YouTube'dan seyrediyorsanız aşağıda açıklama bölümünde bu incelemenin bağlantısı yer alıyor. Şimdilik bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. We'll be right back.